Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine dört değerli misafirimiz stüdyomuzda. Birazdan sizi de buluşturacağız ama önce her akşam olduğu gibi başvuru videoları. Merhabalar. Ahmet Ali Köse. İstanbul'da yaşamaktayım. Rizeliyim. Mimarım, kendi şirketimde serbest mimarlık yapmaktayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemekle beraber umarım çok eğlenceli bir yarışma olur. Merhaba, ben Muhammed Fatih Söyler. 1988 İstanbul doğumluyum. Aksaray Üniversitesi kamu yönetim mezunuyum. Bankacılık sektöründe çalışmaktayım. Aslen Sivaslıyım. Evli ve bir çocuk babasıyım. Bulmaca çözmeyi, kelime oyunlarını çok severim. Yarışmanıza katılmayı heyecanla bekliyorum. Merhabalar, ben Yasemin Yıldırım Yalçın. 34 yaşındayım. Aslen Sivaslıyım. Doğma büyüme İstanbul'luyum. Burada bir şehir hastanesinde sağlık personeli olarak görev yapmaktayım. 3 yaşında Defin adında bir kızım var. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Merhabalar, Meltem Demirtaş. İstanbul'dan yarışmaya katılıyorum. Aslen Malatyalıyım. Elektrik elektronik mühendisiyim. Tekstil sektöründe özel bir şirkette çalışıyorum. Eğlenceli bir yarışma olacağını umuyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, dört değerli misafirimizin başvuru videosunu izledik. Şimdi onlarla sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşam bir numaralı masamızda Ali Bey'i ağırlıyoruz. İki numaralı masamızda Meltem Hanım'la yarışacağız. Üç numaralı misafirimiz Yasemin Hanım ve dört numarada da Fatih Bey var. Ayaklarınıza sağlık bir kez daha. Ali Bey'den başlayalım. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. İstanbul'dan yarışmaya katılmaktayım. İstanbul Zeytinburnu'ndan ve kendi şirketimle serbest mimarlık yapmaktayım. Rizeliyim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Ali Bey. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Rahatladınız biraz? Rahat. Güzel. Sanki dedim ya, arkadaşlarla bir toplantı yapar gibi, bir muhabbet gibi, öyle düşünüyorum. Evet, az önce sosyal medyamız için yapımcımız Deniz video çekiyordu. Biz gayet rahatız. İşte arkadaşlarımızla buluşmuş gibi dedi Ali Bey. Onu zaten sağlayabildiğiniz zaman bir yerden sonra performans da olumlu oluyor. Umarım o sizin sıcaklığınızdan kaynaklanıyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Umarım güzel bir akşam olur. Dört değerli misafirimiz için de tekrar başarılar dilerim Ali Bey. Sağ olun. Ve iki numaralı misafirimiz Meltem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meltem Demirtaş. 33 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Malatyalıyım. Elektrik elektronik mühendisiyim. Tekstil sektöründe özel bir şirkette çalışıyorum. Daha önce Malatya'da çalışıyordum 10 yıl boyunca özel bir şirkette. Şu an İstanbul'a geldim ve İstanbul'da 6 aydır çalışıyorum. 6 ay oldu. Evet. Alışabildiniz mi İstanbul'a? İstanbul'a da alıştım. Şehre ve işe de alıştım. Şu an memnunum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Ben de size başarılar dilerim efendim. Umarım sizin adınıza da keyifli bir yarış olur bu akşam. Umarım, öyle isterim. Ve rica ederim. Ve böylece geldik Yasemin Hanım'a. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk. Yasemin Yıldırım Yalçın, 34 yaşındayım. Defne adında bir kızım var. Allah bağışlasın. Sağ olun. İstanbul'da bir şehir hastanesinde kamu personeli olarak görev yapmaktayım. Aslen Sivaslıyım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Bu akşam hemşeriler bir arada, iki Sivaslı misafirimiz var. Yan masa komşunuz da Sivaslı, birazdan döneceğiz. Ayaklarınıza sağlık Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir akşam diliyorum efendim size de. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve dört numaralı misafirimiz Fatih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhammed Fatih Söyler, 35 yaşındayım. İstanbul doğumluyum, aslen Sivaslıyım. Bankacılık sektöründeyim. Evli ve bir kız çocuğu babasıyım. Sizde durumlar nasıl Fatih Bey şu an? Rahat mısınız? Tıpkı Ali Bey'in dediği gibi o arkadaş ortamı sağlandı mı, yoksa birazcık heyecan? Sıcaklığınız masaları dolaşıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun Fatih Bey. Bu arada yarışmacılarımızın burada motive olmasını, onların biraz daha moral bulmasını, kendilerini rahat hissetmelerini sağlayan taraftarları da var. Fatih Bey, sizden kim vardı? Yeğenim Fatma Ravza burada. Yeğeniyle birlikte Fatih Bey. Teşekkür ederiz. Yasemin Hanım'ın eşim Çağatay eşi burada. Tekrar teşekkür ederiz. Meltem Hanım'ın abim Tolga. Abisi burada. Tekrar teşekkür ederiz. Ve Ali Bey de bu akşam stüdyomuzda. Hanım. Eşiyle birlikte tekrar teşekkür ederiz efendim. Dört değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Ali Bey'e ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Kemal'in K'si. Kemal'in K'si. Açılış sorumuzun 70 puanı var. Kemal'in K'sinde Atatürk'ün sözleri kategorisinden bir sorumuz var. Alırız. Mustafa Kemal Atatürk'ün benim manevi mirasım dediği iki önemli değerdir. Nokta nokta ve nokta nokta. Süremiz başladı. Ne
gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. İlim ve akıl. İlim ve akıl. Yasemin Hanım 70 puanla açılış yapar mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Yasemin Hanım. Bu vesileyle bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi ikinci sorumuz için Meltem Hanım'dayız. Cemal'in C'si. Cemal'in C'si 60 puan. Sinemayla devam ediyoruz. Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcıların rol aldığı 1984 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Almancı. Almancı. Görelim. Almancı olmadı Fatih Bey. Postacı. Postacı. Bu kez doğru mu? Tebrikler. Evet, Fatih Bey de hoş geldin, puanını aldı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Filmimizin de, aradığımız Yeşilçam filminin de afişe ekranımıza geldi. Kaybettiğimiz sanatçılarımızdan Kemal Sunal'la birlikte Allah rahmet eylesin diyelim bu vesileyle. Geldik 3. harfimize Yasemin Hanım'la. Kızım Defne'nin D'si. Defne'nin D'si 50 puan. Sorumuzun kategorisi para birimleri ve şöyle sorulmuş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimidir. Süremiz başladı. Yetişemedik Ali Bey. Dinar-ra. Dinar-ra. Dinar-ra oldu mu? Olmadı Meltem Hanım. Dirhem. Dirhem. Doğru mu? Tebrikler. Sağlık olsun diyelim Yasemin Hanım. Süreyi kullanamadık, yetişmedi oraya. Ali Bey de dirhemi söylememek için mi dinara gittiniz? Ya çok para var elimde. Karıştırdım. Koleksiyon topluyorum çünkü. Öyle mi? Aa, tam da size alanımdan olduğu için çok üzüldüm şu anda. Ben de şöyle hissettim. Dedim ki ya Yasemin Hanım dirhemi söyledi. Bu da doğru cevaptı. Dolayısıyla onu es geçeyim diye düşünerek dinaraya gittiniz diye düşündüm. Çok para geçti aklıma. İşte Sırbistan, Drahmi, Roma böyle birkaç tanesi yakalayamadım. Ben yanlış hissetmişim Ali Bey, pardon. Tamam. Tebrik ederiz bu arada Meltem Hanım. Şimdi Fatih Bey'deyiz 4. harf için. Kızım Gevher Hüma'nın ve gururumuz Galatasaray'ın G'si. Gevher Hüma'nın ve Galatasaray'ın G'si. 50 puanımız var. İnsan vücudundan geliyor. İnsan vücudunda kulakta bulunan bir kemiktir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Meltem Hanım. Üzengi. Üzengi. 50 puan daha kazandırır mı Meltem Hanım'a? Kutlarız. 5. harf için Ali Bey'deyiz. Rize'nin R'si. Rize, memleketimle yürüyeyim dedi Ali Bey. 30 puan kazanabilir. Mecaz kategorisinden geliyor. Birine iftira atmak manasındaki mecazi ifadedir. Nokta nokta çalmak. Süremiz başladı. Kara çalmak. Kara çalmak. Geride bıraktığımız 4 soruda 3 misafirimizle açılışları yapmıştık. Ali Bey de hoş geldin puanını kazanır mı? Tebrikler. Size de hayırlı olsun Ali Bey. İlk sağ olun, puan efendim. Teşekkürler. Ve döndük Meltem Hanım'a. Kız kardeşim Melda Hanım M'si. Melda Hanım'ın M'si 50 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Soru şöyle. Ekmek gibi katı bir yiyeceği sulu besinlerin içine batırıp çıkarmaktır. Süremiz başladı. Banma. Banmak. 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 Doğru mu? Tebrikler. Yasemin Hanım seçiyor. İzmir'in iyisi. İzmir'imizde de 50 puan varmış. Bu kez coğrafyadan alacağız efendim. Şöyle sorulmuş. Tarihte bilinen en eski adı Pantikapyon olan İstanbul ilçesidir. Süremiz başladı. Pendik. Pendik. Yasemin Hanım'a
100 puanı aşırır mı Pendik? Görelim. Tebrikler. Buyursunlar Fatih Bey. Ablam Esra'nın E'si. Esra Hanım'ın E'si 40 puan. Kategorisi ise çalışma hayatı. Soru geliyor. Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimsedir? Süremiz başladı. Memur. Memur. Görelim. Tebrikler. Böylece ilk 8 sorumuzu geride bıraktık. Sıralamaya bakacak olursak liderlik koltuğunda Meltem Hanım var 150 puanla. Yasemin Hanım 120, Fatih Bey 100 puan topladı. Ali Bey de az önce 30 puanla açılışını yapmıştı. Şimdi Ali Bey seçecek. Yozgat'ın Y'si. Yozgat, 70 puanımız var. Tabirlerden geliyor sorumuz. Dünya durdukça veya çok uzun süre anlamlarındaki tabirdir. Nokta nokta kadar. Süremiz başladı. Kıyamete kadar. Kıyamete kadar. Bu cevap Ali Bey'i de 100 puana taşır mı? Kutlarız. Meltem Hanım için geliyor harflerimiz. Tolga'nın T'si. Tolga'nın T'si 50 puanımız var. Yiyeceklerden alıyoruz. Fırında pişirilerek kurutulan parçalar halinde ve genellikle yuvarlak uzun yiyecektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Meltem Hanım buyurun. Galeta. Galeta. Doğru mu? Tebrikler. Evet, ikinci denemede puanını aldı Meltem Hanım. Evet. Buyursunlar Yasemin Hanım. Çiçeğin Ç'si. Çiçeğin Ç'si 70 puan. Dil bilgisinden gelecek Yasemin Hanım sizin için. Dil bilgisinde fiillerin, sıfatların anlamını etkileyen, diğer adı zarf olan terimdir. Süremiz başladı. Belirteç. Belirteç. Liderlik yarışında fark 10 puana düşer mi? Kutlarız. 200 Meltem Hanım, 190 Yasemin Hanım oldu. Fatih Bey seçiyor. Hanımım Hale'nin H'si. Hale Hanım'ın H'si. 50 puanımız var. Sorumuz kişi isimleri ve anlamlarından geliyor. Sınır, hudut anlamına gelen bir isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ali Bey. Serhat. Serhat. Doğru mu? Görüyoruz. Tebrikler. Ali Bey de 150 puanı gördü. Şimdi Ali Bey seçecek. Fatsa'nın F'si. Fatsa. 70 puanımız da Fatsa'da var. Bilimden alacağız Ali Bey. Soru şöyle efendim. Konusu yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bir bilim dalıdır. Süremiz başladı. Kaligrafi. Kaligrafi. Doğru mu? Hayır dediler. Konusu yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bir bilim dalı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Ali Bey. Epigrafi. Epigrafi. Bu kez doğru mu? Tebrikler. Ya, Meltem Hanım da puanları eşitledi Ali Bey. 200-200 oldu Meltem Hanım'dayız. Adana'nın A'sı. Adana'mızda da 60 puan kazanabiliriz. Canlılardan geliyor.
atın en hızlı koşma biçimidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatih Bey. Dört nal. Dört nal. Doğru mu? Kutlarız. Yasemin Hanım için gelecek harfler. Sivas'ın sesi. Sivas'ımızda da 50 puanımız varmış. Anlam bilgisiyle devam ediyoruz. Düz, değişken olmayan, kararlı gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ali Bey. Stabil. Stabil. Oldu mu? Tebrikler. Yeni sorumuzu Fatih Bey seçecek. Üsküp'ün üsü. Üsküp'ün üsü 50 puan. Kategorisi bitkiler, sorusuysa geliyor. Sıcağa dayanıklı olan, çiçek açan bazı türleri de bulunan dikenli bitkidir. Süremiz başladı. Kaktüs. Kaktüs. Misafirlerimiz çok yakın puanlarla yarışıyor. Fatih Bey de buradan 50 puan kazanır mı? Tebrikler. Isınma turumuzda kaldı elimizde. Artık son 8 harf. Her misafirimiz ikişer soru daha seçecek. Oraya geçmeden bakalım son durum nedir? 250 Ali Bey, 210 Fatih Bey, 200 Meltem Hanım, 190 Yasemin Hanım. Buyursunlar Ali Bey. Iğdır'ın ısı. Iğdır 70 puan. Kategorisi halk oyunları. Soru şöyle. Birçok yöremizde oynanan, farklı isimlerle de anılan halay türündeki halk oyunudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Meltem Hanım. Ağırlama. Ağırlama. O 70 puan Meltem Hanım'ın hanesine gider mi? Tebrikler. Meltem Hanım şimdi kendi harfini seçecek. Nide'nin N'si. Nide 50 puanımız var. Bu kez de müzikten alıyoruz efendim. Şöyle sorulmuş. Haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün var. Sözlerine sahip Coşkun Sabah'tan dinlediğimiz şarkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Aradığımız o eseri ben bilirim diyen var mı? Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün var. Coşkun Sabah'la özdeşleşen o eser için kutularımızdan birini açalım. Buyurun Meltem Hanım. Anılar. Anılar. Doğru mu? Tebrikler. Evet, bu arada usta sanatçı Coşkun Sabah'ın da fotoğrafı geldi efendim ekranımıza. Anılar cevabının ardından Meltem Hanım 310'u gördü liderlik koltuğunda. Nasıl ilerliyoruz Meltem Hanım? Gayet iyi, şu an daha da açıldım. Evet, zaten kenardan öyle bir destek var ki abiniz maşallah şeye girerken her zaman destekçi. Tam yayına girerken kenara gelip bak butona şöyle bas falan diye sürekli uyarıları vardı. Gördüğüm kadarıyla faydasını da görüyorsunuz evet. Siz. Tebrik ederim efendim. Teşekkür ederim. Şimdi sorumuzu seçecek misafirimiz Yasemin Hanım. Bursa'nın B'si. Bursa 40 puan. Kategorimiz tescilli lezzetler. Soru şöyle. Yöredeki sebzelerden geleneksel yöntemlerle hazırlanan Ankara'nın tescilli lezzetidir. Nokta nokta turşusu. Süremiz başladı. Biber turşusu. Biber turşusu. Doğru mu? Olmadı Meltem Hanım. Çubuk turşusu. Çubuk turşusu. Yasemin Hanım da bu cevabı onaylıyor gördüğüm kadarıyla. Doğru mu? Tebrikler. Ve dönüyoruz şimdi de Fatih Bey'le son 5 harften birine.
Lüleburgaz'ın N'si. Lüleburgaz, 40 puanımız var. Anlam bilgisinden gelecek efendim şu soru. Kullanılması önlenmiş, el konulmuş manasındaki Fransızca kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de böyle yer almış. Kullanılması önlenmiş, el konulmuş manasındaki Fransızca kökenli sözcük. Bir kutu açalım. Bu paranın kullanılması önlenmiş. Nokta nokta edilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Meltem Hanım. Bloke. Bloke. 20 puan kazandırır mı? Tebrikler. Kaldı son 4 harfimiz. Bu cevabın ardından Ali Bey ile başlıyoruz ısınma turumuzun son 4 sorusuna. Ordu'nun olsun. Ordu 60 puan. Genel kültürden gelecek sorumuz efendim. Elektrik devrelerinde güvenliği sağlayan düzenektir. Süremiz başladı. Sigorta. Sigorta. Ali Bey de 300 puanı aşar mı sigortayla? Tebrikler. Meltem Hanım seçiyor. Paris'in P'si. Paris'in P'sinde 50 puan kazanabiliriz. Bir genel kültür daha varmış, alırız. Her ihtimale karşı düşünülen alternatif seçenektir. Süremiz başladı. B planı. B planı. Görelim. Tebrikler. Yasemin Hanım seçecek. Bu turdaki son harfini. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'mızda 50 puan var. Deyimlerden geliyor sorumuz. Yerli yersiz sözler söylemek manasındaki deyimdir. Nokta 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 konuşmak. Süremiz başladı. Gelmedi. Yerli yersiz sözler söylemek. Bir kutu açalım. Ali Bey. Dandun, bambum. Hangisi? Dandun. Dandun. Ali Bey bize seçenekler sundu, sonra kararını verdi. Dandun konuşmak doğru mu? Tebrikler. Birden fazla gelince ben de emin olamadım. Ali Bey tebrik ederim. Teşekkür ederim. 350 ve turu tamamlıyoruz efendim. Fatih Bey'in son harfiyle. Şanlıurfa'nın şehri. Şanlıurfa'nın şehri. İlk turumuzun son sorusunun kategorisi bilmeceler ve şöyle sorulmuş. Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Güneş. Güneş. Fatih Bey de seçtiği son harften 40 puanla kapanışı yapar mı? Tebrikler. Evet, ısınma turumuzu geride bıraktık. Kaçırdıklarımız oldu, çok hızlı cevapladıklarımız oldu derken tablolara yansımaları şöyle. Meltem Hanım 420 ile lider tamamladı. Ali Bey 350 puan topladı. Fatih Bey 250, Yasemin Hanım da 190 puanda. Aradaki fark bir veya iki soruyla telafi edilebilir durumda şu an ikinci turumuz için. Bakalım o yüksek puanlı soruların ardından finalde kimler yarışacak? Hadi onu görmek için ikinci tura geçelim efendim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuza başlıyoruz. Yine harf tablomuz Ali Bey için ekranda. Denizli'nin D'si. Denizli 180 puanımız var. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusunun kategorisi tabiat parklarımız ve geliyor.
Düzce'de birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan çağlayanları ile meşhur alandır. Nokta 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 tabiat parkı. Süremiz başladı. Sizdeyiz. Yedi göller, şelalesi ve tabiat parkı gününde. Görelim. Olmadı efendim. Buyurun Ali Bey. Yedi göller, şelaleleri. Doğru mu? Yine olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Düzce'de çağlayanları ile meşhur alan için bir kutu daha. Bir kutu daha. 150 puanımız var. Cevap şu an gelirse. Bir kutu daha. Buyurun Meltem Hanım. Varsa alırım. Gelmedi. Buyurun Fatih Bey. Kadın Pınar Şelaleleri. Kadın Pınar Şelaleleri Tabiat Parkı oldu mu? Yine olmadı. Bir kutu daha. Fatih Bey. Aydın Pınar Şelaleleri. Aydın Pınar Şelaleleri Tabiat Parkı. Doğru mu? Kutlarız. Önce Ali Bey, arkasından Meltem Hanım ve sonunda Fatih Bey puanı alan taraf oldu. Muhteşem görseli de ekranımıza geldi efendim. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde yer alan bilgide 5 ayrı şelaleden oluştuğu aktarılmıştı. Tebrik ederiz Fatih Bey. Şimdi sorumuzu seçecek misafirimiz Meltem Hanım. Meltem'in M'si. Meltem'in M'si. 160 puan kazanabiliriz. Sinemadan alıyoruz. Köyden indim şehire filminde dört kardeşin altın sayarken söylediği Aşık Veysel türküsüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ali Bey. Şey değil miydi? Leblebi kavura. Lay 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 lay. Ben yarimden ayrıldım. Doğru mu? Olmadı efendim. Geldi. Meltem Hanım. Keklik idim vurdular. Ali Bey denedi, olmadı. Meltem Hanım 160 puan kazanır mı? Kutlarız. Ali Bey hep bana soruyor. Şey değil miydi o ya? Anımsadım. Tebrik ederiz Meltem Hanım'ı. Şimdi sorumuzu seçiyoruz Yasemin Hanım'la. Yumuşak G. Yumuşak G. 120 puanımız var. Deyimlerden geliyor. Yenilip perişan olmak, dağılmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatih Bey. Bozguna uğramak. Bozguna uğramak. Fatih Bey ikinci turumuzdaki yükselişini sürdürür mü? Görelim. Kutlarız. Böylece 500 puanla ikincilik koltuğunda güzel başladınız. Tebrik ederim Fatih Bey. Teşekkürler. Şimdi sorumuzu Fatih Bey seçecek. Babam Ahmet, annem Ayşe'nin ağası. Ahmet Bey ve Ayşe Hanım'ın ağası, saygılar efendim. 170 puanımız var. Deyimlerle devam ediyoruz. Düşüncesizce davranışta bulunmak anlamındaki deyimdir. Nokta 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 yemek. Süremiz başladı. Gelmedi. Aradığımız o deyimi ben bilirim diyen var mı? Sık kullanılan bir deyim var ekranda. Ne olabilir? Kutularımızdan birini açıyoruz. Bir kutu daha.
Bir kutu daha. Bir kutu daha. 130 puan kazanabiliriz. Cevap şu an gelirse nokta 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 yemek. Bir kutu daha. Otuz saniye. Bir kutu daha. Buyurun Yasemin Hanım. Aklını peynir ekmekle yemek. Aklını peynir ekmekle yemek. 110 puan Yasemin Hanım'ın hanesine yazılır mı? Kutlarız. Evet, ilk 4 soru tabloları epey etkiledi. Sıralamaya bakacak olursak Meltem Hanım 580'le lider, Fatih Bey 500 puanla ikincilik koltuğunda, Ali Bey 350, Yasemin Hanım 300 puanda. Ali Bey'deyiz. Nide'nin N'si. Nide. 130 puanımız da Nide'mizde var. Müzikten gelecek Ali Bey. Sizin için efendim. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Sözlerine sahip şarkıdır. Nokta 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 bekliyorum. Süremiz başladı. Bana gelmeni. Bana gelmeni bekliyorum. Oldu mu? Hayır dediler Yasemin Hanım. Ada sahilinde. Sahillerinde. Ada sahillerinde bekliyorum. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Yasemin Hanım 430 yaptı tabloyu. İkincilik koltuğuyla arasında sadece 70 puanlık mesafe var. Tebrik ederim efendim. Meltem Hanım'dayız. Yeni harf için. Giresun'un G'si. Giresun'umuzdan da 110 puan kazanabiliriz. Bir deyimimiz daha var, alırız. Birdenbire yok olmak veya unutulmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Birdenbire yok olmak veya unutulmak. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan birini açalım. Fatih Bey. Yollara gitmek. Yollara gitmek. Oldu mu? Olmadı. Bir. Fatih Bey'in butonu yeniden aktif. Buyurun. Ellere gitmek. Ellere gitmek. Oldu mu? Değilmiş. Bir kutu daha. Yasemin Hanım. Varsa alırım. Gelmedi. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Kaldı 70 puanımız Ali Bey. Silinip gitmek. Silinip gitmek. Doğru mu görelim? Tebrikler. Evet, Ali Bey'le bir süredir kaçırıyorduk. Bu kez puan aldık. Tebrik ederim Ali Bey. Rica ederim. 420 efendim tablosu. Yasemin Hanım sizdeyiz. Yeni harf için. Çağatay'ın Ç'si. Çağatay'ın Ç'si 90 puan. Tarihi yapılardan alacağız. Bu kez sorumuz şöyle. Çevresinde antik dönemden birçok kalıntının bulunduğu Muğla'nın Milas ilçesindeki tarihi yapıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Cevap şu an gelirse 90 puan kazanabiliriz. Milas'taki o tarihi yapımızdan. Bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha açmadan Meltem Hanım. Bıçak Kalesi. Bıçak Kalesi. 80 puan kazandırır mı? Olmadı. Bir kutu daha. 2012'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren o tarihi yapı için bir kutu daha. Buyurun Ali Bey. Baçin Kalesi. Baçin Kalesi oldu mu? Hayır dediler Fatih Bey. Beçin Kalesi.
Beçin Kalesi oldu mu? Kutlarız. Liderlik yarışında fark artık çok az. Sadece 20 puan, 580, 560 ve aradığımız tarihi yapımız Beçin Kalesi'nin fotoğrafı geldi ekrana Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından. Yola devam edeceğiz. Sorumuzun sahibi Fatih Bey'le. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 100 puan değeri var. Oyunculardan alıyoruz efendim. Soru şöyle. Baba, Söz, Arıza adlı dizilerde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Tolga Sarıtaş. Tolga Sarıtaş. Uzun bir süre sonra lideri değiştirir mi bu cevap? Görelim. Tebrikler. Maşallah Fatih Bey, ikinci tur bambaşka bir Fatih Bey var. Vallahi. 660 oldu tablosu. Fatih Bey'e puan kazandıran oyuncu Tolga Sarıtaş da ekrana geldi. Sorumuzun sahibi şimdi Ali Bey. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'muzdan 160 puan kazanabiliriz. Atasözlerimizden geliyor efendim sorumuz. Başarılı olmak isteyen kimse acele etmeden ve güvenilir şekilde ilerlemelidir anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Final turumuza doğru ilerlerken yine yüksek puanlı sorularımızdan biri ekranda. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 130 puanımız var. Başarılı olmak isteyen kimse acele etmeden ve güvenilir şekilde ilerlemelidir Ali Bey. Ağır git ki yol alasın. Ağır git ki yol alasın. Doğru mu? Kutlarız. Evet, bu cevap da Ali Bey'in tablosuna güzel yansıdı. Meltem Hanım 580 ile ikincilik koltuğunda, Ali Bey de 550 ile takibi sürdürüyor. Ve Meltem Hanım'dayız. Yozgat'ın Y'si. Yozgat 100 puan değeri var. Geleneklerden alacağız bu kez şu sorumuzu. Kına gecelerinde kayınvalide gelinin avuç içine altın koymadan önce söylenen sözdür. Gelin nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatih Bey. Elini açmıyor. Gelin elini açmıyor. Doğru mu? Tebrikler. Yasemin Hanım için gelecek harf tablosu. İzmir'in iyisi. İzmir'imizden 80 puan gelebilir. Anlam bilgisinden alacağız. Soru şöyle. Bir olaya ılımlı, sakin, temkinli yaklaşan kişiler için kullanılan sıfattır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Meltem Hanım. Serin kanlı. Serin kanlı. Görelim. Tebrikler. Evet, Meltem Hanım bir süredir durmuştu. Evet. Bu kez güzel bir dönüş yakaladı. 660, tebrik ederim efendim. Teşekkürler. Ve Fatih Bey'deyiz. Sivas'ın S'si. Sivas memleketinden yürüyor Fatih Bey'de. 80 puanımız var. Birlikte bir söz arayacağız efendim. Soru şöyle. Hatırlı, itibarlı ve gücü bulunan kimseleri ifade ederken kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Meltem Hanım
Varsa alırım. Yok. Peki, gelmedi. Bir kutu daha. Hatırlı, itibarlı ve gücü bulunan kimseleri ifade ederken kullanılan söz. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Bir kutu daha. Fatih Bey. Porsu olmak. Porsu olmak. 40 puan kazandırır mı? Olmadı. Porsu olmak olmadı Yasemin Hanım. Forsu olmak. Forsu olmak. O P'yi F yapan Yasemin Hanım puanı kazanır mı? Kutlarız. Evet, Fatih Bey de daha sonra pişman oldu gördüğüm kadarıyla. Tebrik ederiz Yasemin Hanım'ı. Final turumuzda artık sadece 8 sorumuz kaldı. Tüm misafirlerimiz final şansını korurken puanlara bakacak olursak Fatih Bey 760, Meltem Hanım 660, Ali Bey 550, Yasemin Hanım 470. Ali Bey ile başlıyoruz son 8'e. Rize'nin R'si. Rize, 90 puanımız var Rize'mizde. Futboldan geliyor sorumuz. 1986 Dünya Kupası'nda Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol için söylediği sözdür. Süremiz başladı. Tanrı'nın eli. Tanrı'nın eli. Bu akşam memleketine sarılan puan alıyor. Az önce Sivas'la Fatih Bey almıştı. Alamamıştı. Pardon, özür dilerim. Ali Bey en azından memleketinden puan alır mı? Kutlarız. Yasemin Hanım'a gitti değil mi? Evet. Olsun, yine Sivaslı'ya gitti. Sivaslı'ya gitti. Yine memleketten puan aldık, tamam. Ali Bey'i de tebrik ederiz. Tanrı'nın eliyle aldı efendim. Rize'nin R'siyle seçtiği sorudan puanını ve final şansını artırdı Ali Bey. Şimdi Meltem Hanım'dayız. Son 7 harf. Üzümün üsü. Üzümün üsü. 130 puan değeri var. Eğitimden geliyor sorumuz. 1992'de Isparta'da açılan Yükseköğretim Kurumu'dur. Nokta 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 üniversitesi. Süremiz başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi. Son 6 soruya girerken bir kez daha lider değişir mi? Tebrikler. 790 Meltem Hanım, 760 Fatih Bey, sorunun sahibi Yasemin Hanım. Urfa'nın usu. Şanlıurfa'mızda 90 puanımız var. Bu kez tekstilden gelecek efendim sorumuz. Genellikle üst düzeyi işlenmiş, asılarak kullanılan dekoratif ve ince dokuma ürünüdür. Süremiz başladı. Duvar halısı. Duvar halısı. Yasemin Hanım final şansını son 5 soruya taşır mı? Kutlarız. Evet, son 5 soruya girerken pes eden misafirimiz yok. Fatih Bey'deyiz. Ordunun oğusu. Ordumuzda da 90 puan var. Şimdi de ticaretten bir soru alacağız. Şöyle sorulmuş. Ticari girişimlerde kurumun güçlü, zayıf yönlerini belirlemek, fırsatları ve tehditleri saptamak amaçlı tekniktir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ali Bey. SWOT analizi. SWOT analizi. 90 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet, son 4 soruya girerken tablo daha da karıştı. Meltem Hanım 790, Fatih Bey 760, Ali Bey 730, Yasemin Hanım 560. Tüm misafirlerimizin final şansı devam ediyor ve en heyecanlı 4 soru ikinci turumuzda başlıyor Ali Bey'le. Trabzon'un T'si. Trabzon, 80 puanımız var. Genel kültürden alacağız Ali Bey. Şöyle sorulmuş. Bir işin en ince, hassas ve önemli kısmıdır. Süremiz başladı. Pik noktası.
dik noktası. Bu cevap Ali Bey'i lider yapar mı? Pik noktası görelim. Olmadı Fatih Bey. Püf noktası. Püf noktası. Ali Bey pişman edip puanlar Fatih Bey'in hanesine gider mi? Tebrikler. Ve 840'la yeni liderimiz Fatih Bey oldu efendim. Finale son 3 harf Meltem Hanım'dayız. Babam Cemal'in C'si. Cemal Bey'in C'si, Allah rahmet eylesin bir kez daha. 80 puanımız var ve sorumuz mecaz kategorisinden geliyor. Her şeyi göze alarak var gücüyle manalarındaki mecazi sözdür. Süremiz başladı. Canla başla. Canla başla. Bu cevapla Meltem Hanım bir kez daha lider olur mu? Kutlarız. Evet, son iki soruya girerken üç misafirimiz final şansını koruyor. Fatih Bey 840, Meltem Hanım şu an lider 870, Ali Bey de 730 ile final şansını koruyor. Son iki soruda Yasemin Hanım'ın şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim efendim. Şimdi Yasemin Hanım son harfini seçecek. Bursa'nın B'si. Bursa. 80 puanımız da Bursa'da var. Edebiyat ve resimden gelecekmiş bu kez sorumuz. Nazım Hikmet'in Saman Sarısı şiirinde "Sen mutluluğun resmini yapabilir misin?" diye seslendiği ressamdır. Süremiz başladı. Abidin Dino. Abidin Dino. Görelim. Kutlarız. Evet, Yasemin Hanım da son harfinden puanı aldı böylece. Nazım Hikmet ve Abidin Dino'nun da görselleri geldi ekranımıza, bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ve efendim son harf Fatih Bey'in harfi. Iğdır'ın ı'sı. Iğdır'ın ı'sıyla ikinci turumuzu tamamlayacağız. Araç gereçlerden gelecekmiş sorumuz. Keserek oyma ve kakma işlerinde kullanılan çok ince dişli bir el aletidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Meltem Hanım. Kıl testere. Kıl testere. Bu turun son puanı Meltem Hanım'a gider mi? Kutlarız. Evet, bu akşam son soru öncesi finalistlerimiz belli olmuştu ve tablo artık netleşti. Meltem Hanım 950 ile finalde, rakibi ise 840 ile Fatih Bey. Kutlarız. Evet, Meltem Hanım özellikle turun başında epey puan biriktirmişti. Fatih Bey'in de bu turdaki azmi çok iyiydi. Çok güzel puanlar kazandı. İki misafirimiz finalde ve arada sadece bir soruluk fark var. Heyecanlı bir final bizi bekliyor. Peki bu akşamın üçüncüsü kim oldu? İkinci turun ortalarındaki durgunluğun ardından toparladı Ali Bey ve 730 puanla bu akşamın üçüncüsü oldu. Yasemin Hanım belli bir tempoda geldi. O da sonlara doğru birazcık durgunluk dönemi yaşadı ama 640 puanla tamamladı Ben Bilirim'i. Tebrik ederiz. Evet, birazdan heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Yasemin Hanım, ne dersiniz bu akşama dair? Benim için çok keyifliydi. Burada olmak, sizinle yarışmada bulunmak çok güzel bir anı oldu benim teşekkür için. Teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Biz de ağırlamaktan, birlikte yarışmaktan çok memnun olduk. Tekrar tekrar teşekkürler. Yasemin Hanım bu akşam stüdyomuzda eşi yalnız bırakmamıştı. Eşinize de ayrıca teşekkür ederim efendim, sağ olun. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Ali Bey. Şey değil miydi o ya diyerek cevaplara... İşte o sizin samimiyetinizden kaynaklı. Teşekkür ederim Ali Bey. Rica ederim. Sağ olun. Son soruda da butonun azizine uğradık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlara. Evet. Yapacak bir şey yok. Yalnız buraya kadarmış. Birinci turdan ikinci tura geçerken ki o butona sert mi basalım, yumuşak mı basalım durumunu tartışan iki misafirimizin, Meltem Hanım'la Ali Bey'in arasındaki o son soru buton rekabetini Meltem Hanım kazandı. Sağlık olsun diyelim Ali Bey. Nasıldı sizin adınıza? Genel bir değerlendirme alsam. Yani fena değildi. Bildiğimiz yerlerden kazanamamak, daha doğrusu bildiğimiz yerleri cevaplayamamak görüyoruz. Televizyondan izlendiği gibi değil hiçbir Değilmiş şey. Diyorsunuz. Asla. Heyecan faktörü?
çok etkili bir onu siz yaşatmıyorsunuz ki. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Zaten rahat gözüküyordunuz. Artı dediğiniz gibi oradaki hız yarışı, o anlık hatırlayamama. O kadar. Evet, birçok faktör etkili oldu. Aynen öyle. Ama biz o güler yüzünüzle ağırlamaktan çok memnun olduk. Teşekkürler efendim. Rica ederim efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. Ali Bey de bu akşam eşi yalnız bırakmamış. Tekrar teşekkür ederim. O zaman biz izninizle artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada sadece bir soruluk fark var. Öndeki Meltem Hanım mı yoksa geriden gelip Fatih Bey mi bu akşamın birincisi olacak? Ben bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim geldik final turuna ve bir soruluk avantajı var Meltem Hanım'ın. İlk kategorimizde Fatih Bey seçecek. Hazır mısınız Fatih Bey? Hazırız. O zaman buyursunlar. Ben bilirim de bu akşamın birincisini belirlemek için final kategorileri. Kısaltmalar, coğrafya, müzeler, genel kültür ve 90'lar müzik. Hangisiyle başlayalım Fatih Bey? Kısaltmalar, Ceyhan. Kısaltmalar, Ceyhan. Finalin ilk sorusu geliyor. Kısaltması TÖSFET olan kuruluşun tam adıdır. Türkiye nokta 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 Spor Federasyonu. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Meltem Hanım. Özel sporcular. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselir. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu. Doğru mu? Kutlarız. Kalan 9, fark 2. Meltem Hanım seçiyor. Kısaltmalar D. Peki efendim, kısaltmaları D harfiyle tamamlıyoruz. KMO olarak kısaltılan meslek birliğidir. Nokta 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 odası. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutu açılmadan Fatih Bey. Kimya mühendisleri. Kimya mühendisleri odası. Cevap doğruysa fark 1 soruya düşer. Doğru mu? Tebrikler. Kalan 8, fark 1. Fatih Bey'deyiz. Coğrafya Adana. Peki efendim, coğrafyanın da ilk sorusu Adana'dan ekranda. Çok sayıda balık ve kuş türünün tespit edildiği Bursa'daki korunan su örtüsüdür. Nokta nokta gölü. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da 2 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Açabileceğimiz ikinci ve son kutu da açılıyor. 10 saniye. Buyurun Meltem Hanım. Uluabat. Efendim? Uluabat. Uluabat Gölü. Son anda gelen cevap. Doğru mu? Tebrikler. Kalan 7, fark 2. Meltem Hanım seçecek. 90'lar müzik R. 90'lar müzik R harfi. Buyursunlar. Gönül ister aradığını hep mi bekler, hep mi bulamaz sözleriyle başlayan Mustafa Sandal şarkısıdır. Süremiz başladı. Araba. Araba. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselir. Doğru mu?
Tebrikler. Kalan 6, fark 3. Sorunun sahibi Fatih Bey. ''90'lar müzik U'' diyelim. ''90'lar müziği'' tamamlıyoruz U harfimizle. ''Başına güneş mi geçti, ne oldu sana?'' sözlerinin yer aldığı Tarkan şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Başına güneş mi geçti, ne oldu sana? Açabileceğimiz ikinci kutuda açılıyor. 10 saniye. Buyurun Meltem Hanım. Kış olmuş. Kış olmuş. Cevap doğruysa fark 4 soruya yükselir. Kış olmuş, oldu mu? Hayır dediler. Son 6 saniye. Buyurun Fatih Bey. Kıl oldum. Kıl oldum. Cevap doğruysa fark 2 soruya düşecek. 90'lar Tarkan şarkısı. Kıl oldum, doğru mu? Tebrikler. Kalan 5. Farksa 2 soru Meltem Hanım'dayız. Coğrafya İ. Peki efendim, coğrafyanın ikinci sorusu İ harfinden ekranda. 2114 metre yükseltiye sahip olan Şırnak'ta bulunan dağdır. Süremiz başladı. Judy. Judy. Fark 3 soruya yükselir mi? Kutlarız. Ben bilirim de artık final heyecanının en yoğun olduğu noktalara geldik. Kalan soru sayısı 4, aradaki fark 3 soru efendim. Sorunun sahibi Fatih Bey. Buyursunlar. Genel kültür ordu. Genel kültürden de ilk soruyu alıyoruz ordudan. İnsan vücudunda ısının korunmasını sağlayan ve enerji deposu olarak da kullanılan hücre topluluğudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Meltem Hanım. Yağ doku. Yağ doku. Cevap doğruysa Meltem Hanım bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Yağ doku doğru mu? Kutlarız. Evet, çok güzel yarışan iki misafirimizin şahane performansını izledik. Meltem Hanım hem ilk turda, ikinci turda birazcık durgunluğu vardı. O durduğu zamanlarda da Fatih Bey çok hareketliydi. Dengeli bir yarıştı ve nihai tablomuz şöyle efendim. 1950 ile Meltem Hanım birincimiz, 1240 ile de Fatih Bey ikincimiz oldu. Kutlarız. Nasıldı yarış Fatih Bey, ne dersiniz? Vallahi çok güzeldi. Meltem Hanım'ı tebrik ediyorum. Diğer yarışmacılar da. Yani çok eğlendik. Size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür bütün kamera arkasındaki bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir saat geçirdik. Çok güzel bir zaman geçirdik. Geldiğim için çok yani çok mutluyum. Teşekkür ederiz Fatih Bey. Tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Kendinizi o rahat hissettiğiniz andan itibaren de zaten performansınız evet. Çok yukarıdaydı. Çok iyi yarıştınız. Bizi ağırlamaktan çok memnun olduk efendim. Bu akşam Fatih Bey'i stüdyoda yeğeni yalnız bırakmamıştı. Teşekkür evet. ederiz ayrıca. Ve günün birincisi de Meltem Hanım oldu. Meltem Hanım siz ne dersiniz bu akşama dair? Öncelikle yarışmaya çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ocak ayında bir daha çağrılmıştım. Fakat sağlık sebepleri dolayısıyla gelememiştik. Şu an yarışmaya parçası olmaktan çok mutluyum. Özellikle babamla beraber izliyorduk bu yarışmayı. Katıldığım için ve yarıştığım ve başardığım için gerçekten çok mutluyum. Çok eğlenerek vakit geçirdim. İnsan bildikçe daha da kendine güveni geldi ve yarışma ortamı gibi değil, kesinlikle arkadaş ortamı gibiydi. Işık, sahne hiçbir etki hissetmedik. Sizin samimiyetiniz çok güzel, enerji çok güzel. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrardan çok sağ olun.
Biz de ağırlamaktan çok memnun olduk. Evet. Meltem Hanım'ın babası rahmetli Ben Bilirim'i sürekli takip ediyormuş ve ailece de izliyorlarmış. Evet. Bir kez daha nurlar içinde yatsın. Allah rahmet eylesin diyelim efendim. Biz de ağırlamaktan çok memnun olduk. Meltem Hanım'ı bu akşam abisi yalnız bırakmamıştı. Burada tekrar çok teşekkür ederiz. O zaman artık izninizle Meltem Hanım'ın ödülünü de takdim edelim. Sevgili seyirciler, yine dört değerli misafirimizle Ben Bilirim dedik. Bir hızlı bildiklerimiz oldu. Biraz daha geç gelenler oldu derken günün birincisi 1950 ile Meltem Hanım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar tebrik ederim. Çok sağ olun. Efendim biz bu akşam da sona geldik. Siz de Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Ayrıca değerli mesajlarınızı bizimle paylaşmak isterseniz Instagram hesabımızda benbilirimtv360. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Tebrik ederim tekrar.